farklı farklı çehreler, lisanlar, bayraklar. Çanakkale'ye yaklaşan düşmanın planı basitti. Türk askerini güçlü toplarıyla geri püskürtecek, boğazdan içeri kolaylıkla süzülüp İstanbul'u ele geçirecekti. Oysa binlerce korkusuz yürek tarihin en büyük donanmasını karşısında gördüğünde tek bir adım dahi geri atmayacak, gazi mi olur, şehit mi düşer, bunu bir an bile düşünmeyecekti. Çanakkale geçilmezdi. Niye mi? İstanbul'dan Cevat Paşa. Dağların yeşile kestiği o Mart günü taburları tek bir top kalıncaya kadar ateş püskürtmüştü. Benim kahraman çocuklarım diye hitap ettiği askerlerine tüfeklerinize sarılın yiğitler emrini vereceği o anda Mustafa Kemal'le birlikte kurdukları savaş stratejisi işe yaradı. Arkalarından gittiler, geçemediler, geçemeyecekler diyecekti. Tophane'den Yüzbaşı Hakkı, Nusret'in kumandanı, bedeni ruhu genç, kalbi zayıf. Olmaz, bu vazifeyi kaldıramaz dediler. Ama kim dinler? Bir gece sessiz dualarla demir aldı. Mayınları sessizce yerleştirdiler. Dönüşte kalbi yerinden sökülürcesine çarptı durdu. Kalbi ertesi günkü zaferi görecek kadar bile dayanmadı. Fransız Bouvet, bükülmez denen İngiliz Inflexible ve karşı konulmaz Irresistible. Hepsi o mayınlarla battı. Balıkesir'den Seyit Onbaşı. Balkan Harbi'nden yeni dönmüştü ki Çanakkale'ye çağrıldı. Baktı, düşman topları taburları dövüyor, etraf paramparça. Bir güç yetse de şu topu yüklensem dedi. Yüce Mevlam, o koca top oldu mu sana bir tüy? Nasıl tuttu kaldırdı bilen yok. Hatırlarda o koca geminin yan yatışı, sonra da suya batışı var. İzmir'in Ahmetli köyünden Mücadiye Hatice Hanım. Çanakkale anafartalarda 56. Fırka'da silahıyla muharebelere kılık değiştirerek iştirak etti. Cephede adı Ahmet'ti. Tek dileği vatanını korumaktı. Ne gerekirse yapmaya hazırdı. Şarapnel ve kurşunlarla 9 yerinden yaralandı ama hiç pes etmedi. Maraş'tan, Urfa'dan, Konya'dan, Adana'dan, Tokat'tan, Antakya'dan, Diyarbakır'dan. 57. alay. Dünyanın en çok madalyaya sahip alayı oldu. Hepsi ölümlerine kahramanca yürüdü ve şehit oldu. Türk ordusunda o günden sonra bir daha 57. alay olmadı. Ve Selanik'ten Yarbay Mustafa Kemal. Askerlerindeki yiğitliği, bilgeliği ve cesareti gören, onlara taarruz etmeyi değil, ölmeyi emreden dahiyane komutan. Mustafa Kemal önderliğindeki askerlerimizin Çanakkale geçilmez derken inandığı bir şey vardı. Tarih boyunca binlerce Türk kahramanın omuzunda yükselmiş ruh. O ruh bir günde doğmamıştı. Bir günde de yok olmayacaktı. Dünya tarihini değiştiren Çanakkale zaferini ve kahramanlarını andığımız bugün, 6 Şubat günü Türkiye'yi vuran deprem felaketi ve akabindeki günler süresince sahada çalışan Çanakkale ruhunu taşıyan tüm kahraman ekiplerimize teşekkürü bir borç biliriz. Hakkınız ödenmez.